Biz yok. Önümüzdeki 3 Mart görüşürüz demişti. Kim demişti bunu? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce demişti. Şu an tüm Türkiye onun bir yıl önce yaptığı bu açıklamayı konuşuyor. Çünkü öngörüsü şuydu. Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettirirse Akşener ayrılır. Aynen böyle demişti. 3 Mart'ı yaz bir kenara. Seyircilerimiz de yazsınlar mı? Yazsınlar bir kenara. 3 Mart 2020. Yazsın. Siyaset 3 Mart. İddia işidir. Herkes yazsın. Yazsın bir kenara. Sonbaharda görüşürüz. Önümüzdeki 3 Mart'ta da görüşürüz. Ne göreceğiz yani? Göreceğiz. Olur mu öyle şey yani? Ayağa kalkacak ortalık. Merak etmeyin. Birinci parti olacağız. Birinci parti. Hiç canınızı sıkmayın. Bir dahaki 3 Mart'ta. 3 Mart'ta. Bir dahaki 3 Mart'ta birinci parti olacağız. Çok büyük bir iddia. Ben bunu görüyorum. Merak etmeyin. Millet İttifakı'nı yorumlarsanız ne yapıyorlar? Oradan kim çıkar? Netice itibariyle yıllarca CHP çıkıyor. Hiçbir şey çıkmaz. Evet. Sonucunu söyleyeyim mi? Yani kim olur oradan? Orası dağılır. Bak ben görüşlerimi söylüyorum. Evet. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını aldığı masaya kabul ettiremez. Ne aday yapalım kızım? Ettirirse Sayın Akşener ayrılır. Evet. Başka ittifaklar doğar. Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmaz. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce şu anda karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu deprem konusunda keşke olmasaydı tabii ama Naci Görür nasıl bildiyse siz de bu siyasi depremi üstelik de bir sene öncesinde tam da olacağı şekliyle bildiniz. Nasıl bildiniz? Deprem konusunda tabii ki Naci Hoca bildi ama deprem konusunda da siyasetçi olarak ben uyardım. Her mitingde, her toplantıda onu da bir düzeltelim isterseniz önce. Şimdi Ece Hanım, tabii ben kahin değilim. Ben müneccim de değilim. Ben göstergelere bakıyorum. Yapılan işlere bakıyorum. Uzmanlarla çalışıyorum. Çevremde yetenekli insanlar var. Onlara danışıyorum. Aklı kullanıyorum, bilimi kullanıyorum. Yani dolar 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Şimdi sonra ben dedim ki dolar 35 lira olacak. El yükseltiyorum. Bu kafayla giderse 37 lira olacak yılbaşında. Yani altılı masa dağılacak dediğimde ben müneccim değilim ki nereden biliyorum? Söyleyeyim nereden biliyorum? Eğer altılı masa Türklük tartışılacak derse, eğer altılı masa Anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açacağız derse, eğer altılı masa biz önce 6 lider bir araya gelip imzalayacağız, sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak derse, demek ki bunların Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri yok, bunların Cumhurbaşkanını yönetmek gibi bir dertleri var. Yani bakanlık paylaşımı, geçen gün Sayın Karamollaoğlu'nu dinliyorum, her birimiz birer bakanlık alacağız. Başka? Birer de Cumhurbaşkanlığı alacağız. Yani bunlar seçim kazanmak, Türkiye'yi yönetmek. Böyle bir dertleri yok. Bir pastadan pay alma derdine düşmüşler. Sen 8 milletvekilliği, ben 10 milletvekilliği, ben Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Burada altılı masayı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Bunu başından beri söyledim. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan 21 yılda hiçbir sözünü tutamamıştır. Erdoğan 2 trilyon dolar gelirimiz olacak dedi. 1 trilyon dolar bile yok. Erdoğan 25 bin dolar kişi başı gelirimiz olacaktı. 10 bin dolar bile yok. 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. Hiçbirisi yok. Yani İlhan Paçacı görevine dönüyor. İhracatımız var. İlk 10 ekonomi arasına girecektik. Şey diyor değil mi İlhan Paçacı, haklı olanın acelesi yok. 17. sıradaydık. 23. sıraya düştük. Yani ben bunları gördüm. Kemal Bey'in aday olmasını doğru bulmadığını mı söyledi? Olmamalı mı öyle bir şey dedi toplantıdan önce. Ben o gün oradaydım, hatta toplantıya gitmiştim ya, o gün oldu. Toplantı devam ederken istifa etti. Şimdi tekrardan göreve dönüyor. Öngörülerimde devam ediyorum. Durdurdum. Bu Erdoğan da gitmelidir. Bu altılı masa da gitmelidir. Olmaz. Buradan sonuç alınmaz. Akıl yok. Bilim yok. Memleket sevgisi yok burada. Peki, memleket sevgisi lazım. Peki öngörülerime devam ediyorum derken şimdi ne olacak? Ben bu seçimi kazanacağım, merak etmeyin. Merak etmeyin, ben bu seçimi kazanacağım. Akılla yöneteceğiz bu memleketi. Adaletle yöneteceğiz. Ahlakla yöneteceğiz. Atatürk'ün ışığında yöneteceğiz. Bilimle yöneteceğiz. Hurafelerle değil, hayal görerek değil. Projelerimizi anlatacağız. Bu memleketi çok kısa sürede, yani söylüyorum bakın,
Ne diyorlardı? Kısa sürede parlamenter sisteme geçelim. E geçelim. Cumhurbaşkanı olan kişi siyaseti bıraksın. Olur vallahi bırakırız. Bırakırız olsun ya be. En genci benim babam yaşında Allah'ımız insanlar var orada. Siyaset tamam, ben en genciniz olmama rağmen yeter ki memleketi 2 senede 3 senede neyse bir düzlüğe çıkaralım. Tren yoluna bir oturtalım. Yasalarını, kurallarını, devlete olan güvenini, liyakatını bunlara bir sağlayalım. Bırakırız siyaseti de, çok sorun değil bunlar. Ama ama buradan bir sonuç alınamayacağını görmemiz lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Bir siyasi partinin şu andaki sistemimize göre başbakanlık yoktur. Cumhurbaşkanlığı vardır. Bir siyasi partinin de bir numaralı kişisi partinin genel başkanıdır. O partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığında bir iddiası yoksa o koltuğu iddiası olan kişiye bırakmalıdır. Bunu hep ben öteden beri söylüyorum. 2014'ten beri ben bunu söylüyorum. Evet, görüşlerim hiç değişmedi. Ama bir parti, bir siyasi partinin genel başkanının bir başka siyasi parti içinden aday belirlemeye kalkışması da nezaketsizliktir. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Peki şimdi siz mesela bugün Hanım, 10 saat buluyor. Önce dediniz ki işte biz nerede kalmıştık? Bu böyle yarım kalmayacak demiştik. Evet. Kalmayacak evet. Dediniz. Şimdi orada evet. Siz sosyal medyayı ya da çok Özdağ'a da hem takip eden hem iyi yöneten bir lidersiniz. Hem Ümit Özdağ hem orada, Meral Akşener'e. Nerede kalmıştık dediğinizde en son adam kazandı diyordun diye cevaplar görmüşsünüzdür. Şimdi adam 20 senedir kazanıyor. Aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır. Adamı ben kazandırmadım. Adam 20 senedir kazandı zaten. Hala da AK buralara takılmışsa sayfalarına... benim buna diyecek bir şeyim yok. Bak ben akıl diyorum, akıl. Deprem bu memleketin başına beladır dedim. Beka meselesidir dedim. 5 senedir bağırıyorum, kimse dinlemedi. Bu altılı masa dağılır, buradan bir iş çıkmaz dedim. Hala oralara takılmışsa benim bunlara söyleyecek bir şeyim yok. Yani... ben 12.843 sandığa gözlemci koymayıp işte görüyorsunuz yani memleket dertleri olmadığını burada da görüyorsunuz. Beni ortada bırakanlara laf söylemeyip hala buralara takılıyorlarsa bunlar ya troldür ya da bir iki tahta eksiktir. Peki şimdi soru. Akşener'den bir... davet bekliyor musunuz? Veya siz Akşener'i, çünkü kazanacağım dediğinize göre bir, yeni bir ittifak zaten var. Zafer Partisi de var işin içinde. Biz salak salak. Akşener'e deriz. Buyur gel, sen de bize katıl der misiniz? Yeni ittifaklar kurulmalıdır. Yani yeni artık oyunun kuralları değişmiştir. Siz öncülük eder misiniz buna? Mesela İyi Parti'ye bakın, gel der misiniz? Ben razıyım. Bakın ben söylüyorum, ben razıyım. Ne istiyorlardı? Tarafsız bir cumhurbaşkanı. Tamam kardeşim. Cumhurbaşkanı seçeceğimiz kişi dönemin sonunda siyaseti bıraksın. Ona da tamam. Ona da tamam. En genciniz olmama rağmen. Gelin memleketi düzlüğe İnce'yi çıkaralım. İnce'yi aday gösterdiklerini zannetmiyorum. Batıyoruz. Yani ben İYİ Parti tarafından. Bir kalkınma başkanlığı önerdim. Bu 11 ilimiz için. Görüyorum yani. Bilim insanlarından oluşan, yetkin insanlardan oluşan bir kurul oluşturalım. Bu kurulun 5 yıllık finansal, siyasal hedefleri olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kurulu, bu başkanlığı desteklesin. Güven verelim. Dünyaya ve Türkiye'ye güven verelim. Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Bensel problemlerim sonra her şey olabilir yorumu doğruydu bu arada. Evet. Kesinlikle. Peki ama soruma ben razıyım diye cevap verdiniz. Şimdi siz Meral Akşener'i veya Meral Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur? Razıyım başka bir şey. Çok net tamam, bir cevap. Tamam Sayın Akşener başbakan olsun. Başbakan olmak istiyordu. Razıyım. Başbakan olsun. Dolayısıyla bir ittifak. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Aklınızda bir ittifak var yani, istiyorsunuz bunu ittifak. Ayın 12'sinde. Evet. Ayın 12'sinde Memleket Partisi'nin üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün üyeler oy kullanacak. Bizde demokrasi var. Üyeler başka bir arkadaşım da aday olmak isterse aday olacak. Sandığı koyacağız. Ayın 12'sinin akşamı biz büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım Memleket Partisi'nin. Derdimiz, bakın, derdimiz koltuk kapmak değil. Ama bir uyarıda daha bulunayım milletimize. Bakın, dolar dedim, dinlemediler. Deprem dedim,
dinlemediler. Bunu söylemezsem içime dert olur. Önümüzde bir su krizi var. Su krizi. Buna önlem almamız lazım. Uyarıyorum. Su krizi, su krizi, su krizi. Bunun arkasında da bir gıda krizi gelecek. Şu anda tarımsal üretimin yaklaşık %15 ile 20'si bu 11 ilimizde yapılıyor. Meyve üretiminin %25'i bu ilimiz, bu illerimizde yapılıyor. Peki. Pahalılık, pahalılığa etkisi olacak. Bunlar... Su krizini çözmenin yolları var. Bakın. Sayın ben İnce, sadece... Sayın İnce şöyle dakikalar, şu saniyeler üzerinde şimdi çok önemli kulis bilgileri var. Gelişmeyle alakalı olarak ben bir gün sizi burada ağırlayayım, uzun uzun öngörülerinizi konuşalım. Hüseyin Baş'a verdiğiniz süre kadar bana da verirsiniz diye düşünüyorum. Davos'a gelme bir daha. Verdiğimi düşünüyorum. Vermemiş miyim acaba? Vallahi daha vermediniz. Kadar olmadı ben mı? Kronometreye bakıyorum buradan. Peki. Buyurun. O zaman izninizle şunu anlatayım. Şimdi bakın. Dövizdeki krizi söyledim. Depremi söyledim. Suyu söyledim. Gıdayı söyledim. Çözümünü de söylüyorum. Bakın çözümünü de söylüyorum. Bu su krizinden kurtulmanın yolu. Bir, yarım kalan barajları acilen hemen tamamlayalım. Sorayım. İki, yeraltı barajlarımızı yapalım. Üç, damlama sulamaya geçelim. Dört, şebekelerimizi yenileyelim, kayıp kaçak oranını düşürelim. Beş, gri suyla ilgili çalışmalar yapalım. Sayın İnce. Bunları şimdiden başlarsak, önümüzdeki günlerde bir büyük krizden kurtuluruz. Peki bunu derdim not edelim. Memleket. Bunu not edelim ama benim şu aşamada size sorumun cevabını almak istiyorum. Siz buyurun. Bir ittifak, yani İyi Parti ile Zafer Partisi ile soru soracak Ece Öner'in de işi ama. Bu ya. İyi Parti siz ile bir abartmayın. İttifak söz konusu mu? Bunun Türkiye ittifakı kuralım. Bir daha Türkiye sorsun, ittifakı. Dur bakalım. Herkes yani... desteklesin. Herkes desteklesin. Gelin bu kriz ortamından çıkalım. Türkiye sen aday olacağım, ben aday olacağım. Bu tartışmayı bırakalım. Türkiye'de açık çağrı mıdır İYİ Parti'ye? Gelin Türkiye ittifakı kuralım diye bir açık çağrı mı yapıyorsunuz şu an? Bakın bu ben Türkiye'ye yapıyorum bu ittifakı. Buradan çıkmanın yolu akılla bilimle olacak. Gelin hep demiyorlar mıydı tarafsız bir cumhurbaşkanı? Yapalım tarafsız bir cumhurbaşkanı. Bir seferliğine seçilsin. Tamam bir seferliğine seçilsin. Siyaseti bıraksın. Tamam bıraksın. Ama çoluk çocuğumuza güzel bir memleket bırakalım. Erdoğan bu memleketi 21 yılda hiçbir yere getiremedi. Geçen sene bir yıl daha süre verin dedi. Şimdi bir yıl daha ekliyor. Erdoğan'a 20 yıl daha versen bu memlekette hiçbir şey yapamaz son artık. Son sorum Sayın İnce. Ümit Özdağ dedi ki Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi pazar günü yapılacak Mansur Yavaş'a görev çağrısı mitingine davet ediyorum. Gidecek misiniz Mansur Yavaş'a görev çağrısı? Hayır canım olur mu öyle bir şey? Yani Mansur Yavaş bir başka partinin üyesidir. Sabah dediğimde ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Belediye önünde iş aramaya gitmiyorum ben. Yani hiç doğru bulmam öyle bir yere gitmeyi. Çünkü kendisi bir başka partinin üyesidir. Benim de bir zamanlar üye olduğum bir partinin üyesidir. Çok yakışıksız bulurum, çok nezaketsiz bulurum. Şu o partinin içini karıştırmak gibi bir... Şu ben bu tür bir siyasetçi değilim. Yok. Ben düz bir siyasetçiyim. Peki Meral Akşener Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na çağrı yaparak parti içini mi karıştırmış oldu? Hayır bilemem. Işte. Ben kendi bakış açımı söylüyorum. Ben buradaki Ümit Özdağ da buradan etkileniyor adam. Yani nasıl benim şey yapılacak şimdi yoktur. İttifak? Dur bakalım. Orada burada karışıyormuş şimdi bir anda. O dilimden çıkacaktır. Ben bunu benim partime birisi gelse Memleket Partisi'ne dese ki Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul il başkanınızı öneriyoruz dese bana saygısızlık olur bu. Halkın teveccühü varsa saygısızlık peki, olacağını İnce, düşünmüyorum ben bu arada. Ben katılmıyorum böyle bu konuda. Yani Ece Hanım. Ben ters çok okuyorum siyaseti. Çok teşekkür ederim yayınımıza halk için. Bangır bangır bağırıyorsa eğer üzere, gayet de bu teklifler yapılabilir efendim, yani. Efendim şimdi TV 100 Ankara. Ama benim yayında bu konu konuşuldu. Ümit Özdağ'ın çıkışı konuşuldu. Çok önemli bilgiler var. Aha. Ve herkes bana sövdü ya Muharrem İnce buna neye alınacak falan dedi. Özür bekliyorum o arkadaşlardan. Burhi de şahit. Ya bir de şöyle ittifak dışında falan hani hiç alakası olmayan bir parti dese yani belki ama hani ittifak içerisinden birisi çıkıp ya sizin partide şöyle bir adam var bunu beraber seçtirdik. Halk da bunu istiyor dediğinde bence çok mantıksız değil. Hani böyle bir ayrım yapılabilir diye düşünüyorum ben. Tabii ki chatten katılmayan arkadaşlar da var.